Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün bu iki rekten sıralı bir model anlatacağım sizlere arkadaşlar. Modelimiz de şu şekilde Evet modelimiz çok hoş bir model. Sıralı fıstık modeli de denebilir arkadaşlar. İlk önce beyaz kısmını bu sık iğneli trabzan kısmını yapıyoruz. Sonra ikinci olarak bu yaptığımız beyazların yuvalarının içine fıstıkları yaparak ikinci sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Çok hoş ve çok zarif bir model olarak gidiyor arkadaşlar. Duruşu da çok hoş oluyor. İnşallah buradaki güzellik kameraya da yansıyordur bu şekilde. Gördüğünüz gibi istediğiniz renklerde beyaz yerine yeşil çimen de yapabilirsiniz. Bu rengi de mürdüm yerine istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenarlarını tığ battılıyoruz. Tığ battımızı yaptıktan sonra şöyle köşeden biraz uzaklıkta sık iğne ile tığ battığımızın içine giriyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Örümceğimin büyüklüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Hep bu büyüklükte örümcekleri yapıyoruz. Hep aynı yani. Büyüklükleri aynı olacak. Bu şekilde. İpimizi uzatıyoruz. Uzattığımız boyda örümcek yapıyoruz. İki defa tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Örümceğimin üzerine iki defa doladım. Bir, iki, üç. Tığ battılarım çok küçük olduğu için dördüncü tığ battımın içine giriyorum. Bir, iki, iki, 2. Bu şekilde sanki gerdirir gibi arkadaşlar bir trabzanımız oluyor ama sık iğnesini üzerine yaptığımızda gerdirmediğinin tam karar olduğunu anlayacaksınız. Şimdi gözünüze öyle gelse de siz bu şekilde arkadaşlar şöyle yan bir duruşunu vermek istiyorsanız bu şekilde durmasına izin vereceksiniz. 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın arasına girip buraya bir tane yuva yapıyorum fıstıklarım için 5 zincirli bir yuva yaptım arkadaşlar geri kalan kısma da 6 tane sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 5 ve 6 7. de aynı tığ battımın için arkadaşlar ilerisine batmıyorum zaten uzağa battım dördüncü tığ battımın içine battım o yüzden bir ötekine değil de aynı dibine bu şekilde sık iğne ile yedinci sık iğnemi yapıyorum yine bir zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle yine aynı büyüklükte bakın göz kararı zaten alışıyor aynı büyüklükte şu şekilde uzattığımda ipimi alıyorum ipimin arasından girip buraya sık iğne ile düğüm yapıyorum 2 defa tığımın başına doladım. Yine 3 tane tığ battı sayıyorum. 2 3 4. tığ battımın içine girip 1 2 2 2 alarak 4 seferde alıyorum. Şimdi buraya arkadaşlar 5 tane zincir çekip yuva yapacağım. 5 zincirimi kapatıyorum buraya. Geri kalan bu tırabzanıma da 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4, 5 ve 6. 7. sık iğnemi yine aynı tığ battımın içine kapatıyorum. Birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci sıramız sık iğneli, örümcekli trabzanlarla bu şekilde devam ediyor. Birinci sırayı bu şekilde yapıyoruz. Ve arkadaşlar anlaşıldığına göre zincirimizi de çekmişiz. İpimi koparalım fıstıklarımızın yapım kısmına geçelim şimdi sıra geldi ikinci sırada fıstığımızın yapımına buradaki 5 zincirli yuvaya sık iğne ile giriyoruz Biz de ilk başlar gibi arkadaşlar şu şekilde şimdi şu örümceği unutun bu ara geçiş olduğu için ilk başlar gibi sık iğne ile buradaki 5 zincirli yuvama girdim sık iğne ile girdikten sonra üzerine 7 tane zincir çekiyorum 7 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Bakın ilk sonuncu değil de bir sonrakine yani ikinci zincirimin içine girip şöyle oradan bir zincir çekip ipimi uzatıyorum. Bu fıstığımın boyutu olacak arkadaşlar. Sonrakileri zincirimin altından zincir çekerek uzatıyorum. 3 Zincirin altından gir zincir çek ipi uzat. 4 5 Bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimi topluyorum. 6 7 Şöyle tutayım ki daha net çekim olsun. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 bu şekilde arkadaşlar tığımın üzerinde 17 tane ilmeği topladım. Şimdi en sonundakinden bir ilmek alarak hepsini bu şekilde topluyorum. Ve buraya sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Hepsini topladım tığımın üzerine çektim kapattım. Bir tane de bu 5 zincirli beyaz yuvanın için arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Buraya fıstığımı sabitliyorum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 7 tane zincir çekiyorum. Fıstığımı sabitledim. Üzerine 7 tane zincir çektim. Buradan arkadaşlar 2 tane şu kapattığım en son yerden bakın fıstığım bu kenarından ilmek alıp bu 7 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirle döndüm düz yüzüne. Bu 7 zincirli yuvanın içine giriyorum. Bir zincirimi rahatlık olsun diye çektim arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi yuvaya çektiğim zincirlerin içine kapattım. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Bir kirpik, bir sık iğne, tekrar 5 zincir. Kapatıyorum yuvaya. da ikinci kirpiğim. Hemen yanına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar buraya kirpikler yapıyorum. Yine 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Yaptığım bu öbür kirpiklerin yanına. Burada üç tane kirpiğimiz oldu arkadaşlar. Geriye kalan buradaki zincirlerimize de dört tane sık iğne yapıyorum. 3 ve 4. Dikkat almadan. Şöyle arkadaşlar 5. sık iğnemi de buradaki beyaz yuvadan fıstığımı yaptığım yuvadan yapıyorum. Bu şekilde fıstığımın kenarında arkadaşlar 3 kirpikli sık iğneli böyle yarım ay şekli gibi oldu arkadaşlar. Çok hoş oldu. Şimdi arkadaşlar tekrar bir zincir çekiyorum dibine. Yine şöyle tığımı atıp küçük bir örümcek şöyle geçiş köprüsü olarak örümcek yapıyorum. Örümceğimle diğer bu 5 zincirli yuvamın için arkadaşlar bu şekilde geçiyorum. Buraya sabitledim geçiş köprüsü olarak. Yine 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Aynısından arkadaşlar yapacağız. Biraz ipimi uzatıyorum. 2. zincirimin içine girdim. Bir sık iğne yaptım, ipimi uzattım. Bu ikinci ilme. Bu şekilde arkadaşlar diğerini zencherin altından. 3. ilmeğimizi zencherin altına çekerek başlıyoruz. 3 4 5 6 7 Zencherin altından gir. Bir tane zincir çek. Çek. 8 9 10 11 alırken dikkat edelim arkadaşlar hızlı yaparken bazen ipin tek katı gelebiliyor 16 ve 17 bu şekilde arkadaşlar buraya 17 tane ilmeği topladım hepsini birden bu şekilde çektim bütün ilmeklerimi kapattım sık iğne ile buraya ve bunu buradaki 5 zincirli beyaz yuvayı arkadaşlar sabitliyorum fıstığımı Evet arkadaşlar bu renkte çok güzel açtı beyazı. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çeviriyorum fıstığımı. Bu şekilde arkadaşlar şöyle ters tarafındayım. Buradan iki ilmek alacağım, şuradan iki tel alıp şöyle göz kararı bakın arkadaşlar alıyorum. Zincirimi buraya kapatıp bir zincir de çekiyorum. Şöyle düz yüzüne dönüp hemen zincirimin içine sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Kirpik yapıyoruz. Sık iğne ile zincirimizde çektiğimiz bu 5 zinciri bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar sık iğne yaptım. 1 3 4 5 zincir. Kapatıyorum bu 5 zincirimi arkadaşlar. Tekrar yanına bir sık iğne. Bir kirpik, bir sık iğne, üç tane bu şekilde yapıyoruz. Ve kapattım üçüncü kirpim. Geriye kalan kısma dört, bir tane de beyaz yuvaya beş tane sık iğnemiz olmuş oluyor arkadaşlar. Burada dördüncüyü bu şekilde geri kalan kirpikten kalan zincirimin içine yapıyorum. Beşinciyi de buradaki beyaz yuvamın içine yapıp Burada bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip şöyle küçük bir örümcekle geçiş köprüsü yapıp beyaz beş ile yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ikinci fıstığımızı da yapmış olduk. Evet bu şekilde devam ediyor arkadaşlar iki tane fıstıkla umarım anlaşılmıştır çok hoş ve çok da güzel oldu gördüğünüz gibi çok da zarif oldu bu şekilde sıralı fıstıklar devam ediyor arkadaşlar Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın